Herkese merhabalar. Okullar açılıyor ve artık okulumuza geri dönüyoruz. Gerçekten de çok mutluyuz. Tonguç'um okulunu özledin mi? Özledik tabii ki hocam. Özlemez miyim hocam diyorsun. Gerçekten de çok güzel söylüyorsun. Peki en çok hangi dersi özledin Tonguç'um? Beden dersinde top oynamayı. Beden dersinde maç yapmayı mı? Tabii ki beden dersinde maç yapmayı hepimiz özlüyorduk da. Yani normal derslerden böyle. Yani beden dersi güzel bir ders ama başka? Müzik ve resim. Müzik ve resim. Evet, gerçekten tebrik ediyorum seni. Peki okulda başka neyi özledin? Kantin hocam. Kantini mi özledin? Gerçekten tebrik ediyorum. Gerçekten okulu, kantinli de, beden dersinde, müzik dersinde, hatta ve hatta matematik, fen gibi zor dersleri bile özledik. Hocalarımızı özledik, arkadaşlarımızı özledik. Ve şimdi okullar açılıyor. İnşallah okulumuza gideceğiz. Ve okuldan sonra da ders çalıştığımız zaman başarılı olmak için, tekrar yaptığımız zaman başarılı olmak için şimdi sana bazı taktikler vereceğim. Başarılı olmak istiyor musun Tonguç'um? Tabii ki de evet. O zaman şimdi başarılı olmak için sana 5 adımda taktikler vereceğim. Gel bunları benimle dikkatli bir şekilde dinle. Birincisi planlama yapmamız lazım. Yani bizim aylık ve haftalık planlarımız olması lazım. Yani ne yapacağımızı bilmezsek işte okula gidiyorum geliyorum işte yani. Öyle dersek olmaz. Planımız olmalı. Bu plan haftalık ve aylık olmalı. Ders ve konu sıralaması olmalı. Yani işte Türkçeden, matematikten, fenden, sosyal bilgilerden neyi çalışacağımızı çok çok iyi bilmemiz lazım. Programa uyumlu olmamız lazım. Ve tabii ki aralarda molalar vermemiz ve motive olmamız lazım. Çünkü eğer mola vermezsek, eğer dinlenmezsek ne olur? Yoruluruz hocam. Yoruluruz. Yorulduğumuz zaman da ders çalışmamız gelir mi? Gelmez. Gelmez. Dolayısıyla bizler mutlaka molanın da planı olacak. Yani ben bugün bir saat sadece oyun oynayacağım. Ben bugün bir saat sadece dinleneceğim, televizyon izleyeceğim, dizimi izleyeceğim fark etmez. Motivasyonumuzu da sağlayacağız. Dinlenmemiz de çalışmaya dahil. Şimdi gel sana bununla alakalı bir şey göstereceğim. Şöyle tıklayıp bakalım gel. İkincisi konu anlatımı. Tüm derslerin konu anlatımını detaylı bir şekilde bizler sana Tonguç Plus'ta, tonguçakademi.com'da, Tonguç Plus'ta gösteriyoruz. Milletin Bakanlığı müfredat kazanımlarına uyumlu konular, başarıya ulaştıran pratik bilgiler ve görsellerle desteklenmiş detaylı anlatımlarımız var Tonguç Plus'ta. İstersen onlara da bakalım mı Tonguç'um? Gel bakalım. Üçüncüsü test etme. Her konunun öncesinde seviyeni belirleyeceğin, konu sonunda öğrendiklerini test edeceğin, sınav sonucunu analiz edeceğin ve becerilerini geliştireceğin test modeli var. Yani sen konuya derse başlamadan önce, videodan önce bir test izliyorsun. Ardından da videoyu izledin. Videoyu anladın mı? Anladım hocam. Anladın ama bir bakalım bakalım. Bir de sorular çözmemiz gerekiyor. Soruları test ediyorsun ve böylece sınav sonucunu analiz edip kendini net bir şekilde görmüş olursun. Gel istersen bir de bunlara bakalım. Dördüncüsü de telafi tekrar. Sonuçta bir önceki sınıfımızda eksiklerimiz oldu mu? Oldu. Bazı derslere gidemedik mi? Gidemedik. Okula gidemedik. Harikasın, okula gidemedik. Çok güzel söyledin. Okula gidemedik. Dolayısıyla bir önceki seneye ait eksiklerimizi kapatmamız lazım. Öğrendiklerimizi pekiştirmemiz lazım. Ve tekrarlar sayesinde sınavlara eksiksiz hazırlanmamız lazım. İstersen gel bunlarla alakalı neler yapıyoruz onu da göstereyim sana. Beşincisi de motivasyon, rehberlik. Senin en çok ihtiyacın olan şey motivasyon. Yani sen eğer ders çalışacağına inanırsan ve ders çalışmak istersen zaten başarılı olursun. Başaracağına daima inanmalısın ve kafana takılan sorular olursa bunların cevabını bulmalısın. Çalışasın yoksa yani ders çalışmak istemiyorsan motivasyon burada. Tonguç Plus'ta seni bekliyor. Motive olmak istiyor musun Tonguç'um? Evet hocam. Harikasın, o zaman gel bakalım nasıl oluyor. Dolayısıyla bizler dersimizin başındayız, Tonguç Plus'tayız. Tonguç Plus aboneliğin sayesinde mükemmel bir şekilde bu söylediğimiz her şeyi harika bir şekilde ulaşabilirsin. Yani baştan söylüyorum, planlama sayesinde neyi ne zaman yapacağını bileceksin ve mola ve motivasyonların da çok yüksek olacak. Konu anlatımlarını en kaliteli bir şekilde Milletin Bakanlığı müfredatına uygun bir şekilde dinleyeceksin, izleyeceksin. Testlerini çok güzel bir şekilde video öncesinde ve sonrasında yaparak kendini analiz edeceksin. Telafilerini yapacaksın. Bir önceki sınıfa ait eksiklerin varsa hiçbir artık eksik kalmayacak. Ve en önemlisi motivasyon ve rehberlikle derslere daha azimli, daha istekli bir şekilde çalışacaksın. O zaman Tonguç Plus'ta buluşmak üzere diyoruz. Bu 5 adımın adresi tabii ki tonguçakademi.com. Ailemize katılıp bizimle başarılı olmak için sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın arkadaşlar. Tonguçakademi.com'da sizleri bekliyoruz. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın.